Bir zamanlar, küçük bir kasabada yaşayan Timuçin adında çok meraklı bir çocuk vardı. Timuçin, gökyüzüne her baktığında, parlak yıldızlar ve uzak gezegenler hakkında hayaller kurardı. Bir gece, yıldızları seyrederken, parlak bir ışık belirdi ve Timuçin'in odasına doğru hızla yaklaştı. Bu ışık bir uzay gemisiydi. Uzay gemisinin kapısı açıldığında, içinden parlak gözlü, gümüş rengi bir robot çıktı. Robot kendini tanıttı. Ben robot Astro ve seni Güneş sistemindeki gezegenleri keşfetmeye davet ediyorum. Timuçin heyecanla atladı. Harika. Nereye gidiyoruz? Robot Astro cevap verdi. İlk durağımız Merkür. Güneşe en yakın ve en küçük gezegen. Uzay gemisi büyük bir hızla gökyüzüne yükseldi ve Timuçin daha önce hiç görmediği hızda yol alırken heyecandan yerinde duramıyordu. Çok geçmeden, güneşin parlak ışıkları altında kavrulmuş gibi görünen, gri ve kraterlerle dolu bir gezegenin yanına vardılar. Bu Merkür'dü. Astro, Timuçin'e Merkür'ü tanıtmaya başladı. "Merkür, Güneş'e en yakın gezegen olduğu için çok özel bir yerdir. Küçük olmasına rağmen, Güneş sistemimizde çok önemli bir rol oynar. Merkür o kadar hızlı döner ki, bir yıl sadece 88 dünya günüdür." Timuçin şaşırmıştı. "Yani, Merkür'de bir yıl bizden çok daha kısa mı?" Peki ya günler? Burada bir gün ne kadar sürer? Astro açıklamaya devam etti, işte Merkür'ün bir başka ilginç özelliği. Bir Merkür günü, yani gezegenin kendi etrafında bir kez dönmesi tam 59 dünya günü sürer. Yani burada bir gün çok uzun. Ve ayrıca, Merkür'ün yüzeyi, Güneş'in güçlü ışınlarına maruz kaldığı için çok sıcak. Gündüzleri sıcaklık 430 santigrat dereceye kadar çıkar. Timuçin, hayretle başını salladı, bu çok sıcak. Peki ya gece? Astro, Timuçin'in sorusuna gülümseyerek cevap verdi. Gece olduğunda işler tamamen değişir. Çünkü Merkür'ün atmosferi neredeyse hiç yoktur. Bu yüzden ısıyı tutamaz ve sıcaklık eksi 180 santigrat dereceye kadar düşer. Geceleri çok ama çok soğuk olur. Timuçin, Merkür'ün ne kadar zıt koşullara sahip olduğunu düşündü. Hem çok sıcak, hem de çok soğuk. Burada yaşamak gerçekten imkansız gibi. Astro başını salladı. Evet, Timuçin. Merkür'de insan yaşamı için uygun şartlar yok. Ama bu gezegenin yüzeyi çok ilginç. Merkür, dünya gibi yer kabuğuna sahip ve bu kabuk, milyonlarca yıl boyunca oluşmuş kraterlerle dolu. Bazı kraterler, asteroidlerin çarpması sonucu oluşmuş devasa çukurlardır. Timuçin, büyük kraterlere baktı ve merakla sordu, bu kraterler ne kadar büyük? Astro, bir krateri işaret ederek yanıtladı, örneğin, Kaloris Havzası adı verilen bir krater var ki, çapı yaklaşık 1550 kilometre. Bu, Merkür'ün en büyük kraterlerinden biri ve devasa bir çarpışmanın sonucunda oluşmuş. Timuçin, Merkür'ün yüzeyindeki kraterlere hayranlıkla bakarken, astro devam etti, ayrıca, Merkür'ün çekirdeği de çok ilginç. Gezegenin büyük bir kısmı, demirden oluşan devasa bir çekirdekten ibaret. Bu çekirdek, Merkür'ün Güneş'e yakın olmasına rağmen neden hala katı halde kaldığını açıklayan sırları barındırıyor. Timuçin, Merkür'ün büyüleyici ama zorlu doğasını öğrendiği için mutluydu. Bu gezegen çok ilginç ama daha öğrenmem gereken çok şey var. Astro, hazır mısın Timuçin? Bir sonraki durağımıza, Güneş sisteminin en güzel gezegenlerinden biri olan Venüs'e gidiyoruz. Timuçin heyecanla başını salladı ve bir sonraki macerası için hazırlandı. Böylece uzay gemisi yeni bir serüvene doğru yola çıktı.